Evet arkadaşlar, akım geçen telin manyetik alanda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesela demiş ki üzerinden 5 amperlik akım geçen telin 20 santim uzağındaki manyetik alan yönü nasıldır ve büyüklüğü ne kadardır diye sormuş. Şimdi akım geçen telin manyetik alan bulacağımız zaman ne yapıyorduk? Yön olarak bulmak için sağ el kuralını kullanıyorduk. Sağ elimizi alıyorduk. Baş parmağımızı akım yönünde tutuyorduk. Sonuçta akım düz bir yol izliyorsa 4 bükülen 4 parmak manyetik alan yönünü gösteriyordu. O zaman bu telden geçen akım yukarı doğru geçtiği için baş parmağı akım yönünde tutarsa manyetik alan etrafında şöyle dairesel bir yörünge izleyecektir. Sonuçta o baş parmak tel düzlemini gösterdiği için onun sağ tarafında yani onun olduğu bölgede dört parmağın yönü nereye doğru olacak? Sayfanın içine doğru olacak. Yani bu bölgede manyetik alan yönü nereye doğrudur arkadaşlar? Sayfanın içine doğrudur. Peki buradaki manyetik alan şiddetini nereden buluyoruz? 2K çarpı akımla doğru uzaklıkla nasıl orantılı? Ters orantılı. 2 çarpı K'mızı ne vermiş? 10 üzeri eksi 7 vermiş. Telden geçen akım ne kadar? 5 amper. Bölü uzaklık. Yalnız uzaklığı ne cinsinden yazacağız? Metre cinsinden yazacağız. Yani 20 santimi 0,2 metre olarak ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Yani 2 bölü 10 metre diyebilirim. Şu ikiler sadeleşir. Bu onu yukarı doğru atarsak eksi 10 üzeri eksi 6 kalacak. O zaman ne olacak? 5 çarpı 10 üzeri eksi 6 Tesla'lık ne vardır? Orada bir manyetik alan vardır diyebiliriz. İkinci sorumuzda demiş ki aynı düzlemdeki x, y telinden i ve 2'lik akım geçiyor. Y telinin P'de oluşturduğu manyetik alan B olduğuna göre M'deki bileşke manyetik alanı soruyor. Yani M noktasındaki. Şimdi Y'nin P'de oluşturduğu manyetik alan demiş. Önce yönünü bulalım. Nasıl bulacağız? Yönünü sağ el kuralına göre bulacağız. Sağ elimizi alacağız. Baş parmağımızı akım yönünde. Akım düz bir yol izlediği için yönünde tutacağız. O zaman Y'den geçen akım yönünde tutarsak bükülen 4 parmak P'nin olduğu tarafta yani telin sağ tarafında nereye doğrudur? Yön olarak içe doğrudur. Peki manyetik alanı B demiş. Burada tanımladığı B nedir arkadaşlar? Sonuçta manyetik alanın formülünü hatırlarsanız 2K çarpı telden geçen akımla doğru uzaklığı ters oran. Şimdi 2K'mı zaten sabit çünkü B cinsinden soruyor. O zaman ben kısaca şöyle diyebilirim. Manyetik alan akımla doğru uzaklıkta ters orantılı. Akımımız 2, uzaklığımız 2. 2 bölü 2'den ne olacak? 1 olacak. Bu 1'e ne yapmış? B demiş. Ve yön olarak da içe doğru sonuçta vektörel büyüklük olarak göstermiş. Peki bize neyi soruyor? Bize M'deki manyetik alan soruyor. Peki Y'den geçen telin M'de oluşturduğu manyetik alan nereye doğrudur? Y'den geçen akım nereye doğru geçiyor arkadaşlar? Sayfa düzeninin yukarısına doğru yani baş parmak akım yönünde tuttum. 4 bükülen 4 parmak manyetik alan yönünü gösterecek. Peki buradaki P bölgesi yani telin sağ tarafında manyetik alan sayfanın içine doğru. Ama M noktası ise telin sol tarafında olan bir kısım. Dolayısıyla 4 parmağınızı çevirirseniz o zaman akım geçen tel, Y'den geçen tel bu düzlemde olduğuna göre M noktası yani telin sol tarafında manyetik alan yönü nereye doğru olacak 4 parmağımız? Dışa doğru. Buradaki manyetik alan dışa doğrudur. Peki ne kadardır? Akım 2, uzaklık 1 olduğu için bunun manyetik alanı 2'dir. Peki o bölgede ne var? Bir de X teli var. X'ten geçen akımın da oluşturduğu bir manyetik alan var. X'ten geçen akımın o bölgede oluşturduğu manyetik alan bulurken ne yapacağız yön olarak? Sağ elimizi aldık. Elimizi büktük manyetik alan bulmak için. Akım düz bir yol izlediği için baş parmağımızı akım yönde yani X'ten geçen akım yönde tuttuk. Bükülen 4 parmak M telinin ne tarafında? Sağ tarafında. Sağ tarafında yön olarak manyetik alan sayfanın neresine doğru? İçine doğru. Burada sayfanın içine doğru akım bir uzaklık bir yol için bir B'lik bir manyetik alanımız var. Dolayısıyla M'deki bileşke manyetik alan ne olacak? Dışa doğru 2B, içe doğru 1B var. Zıt yönlü olduğu için çıkarırsak dışa doğru ne olacaktır? 1 olacaktır. O 1'e zaten B demiştik. O zaman buradaki manyetik alan da B kadardır. Yalnız biz burada içe doğru olan manyetik alanı B olarak tanımlamıştık. O zaman bu manyetik alan ne diyeceğiz arkadaşlar? Eksi B'dir diyebiliriz. Üçüncü örneğimizde demiş ki X ve Y'den geçen akımların işte O'da oluşturduğu bileşke manyetik alan B ise diyor. X ve Y'den geçen akımları bulunsun. Şimdi ne yapacağız? Açıyı 53 görünce ne yaptık? Dayanamadık. Hemen bunu ne yaptık? Buna 5B dedik. Bileşenler ayırmamız kolay olsun diye. Sonra bunu bileşenler ayırdık. Bileşenler ayırsak buraya doğru işte ne var? 3B. Buraya doğru ne var? 4B. 3, 4, 5 üçgeni sonuçta. Yakın olduğu yer daha büyük olacak. Buraya daha yakın olduğu için buradaki manyetik alan 4B. Burası uzak olacak. Buradaki manyetik alan 3B. Şimdi arkadaşlar o zaman bu 3B ile 4B'yi 1 ile 2'nin oluşturduğu manyetik alan. Yalnız en çok yapılan arkadaşlarımız yaptığınız hatalardan bir tanesi şu. Diyorsunuz ki hocam I1 bu düzlemde o zaman bu düzlemde ise I1'in manyetik alanı 3B'dir. E2 de bu düzlemde olduğu için I2'nin oluşturduğu manyetik alan da 4B'dir diyoruz. İşte en büyük hatamız bu. Niye? Şimdi burada akım geçen telin manyetik alanına bakarsak I1'den geçen akım nereye doğru geçmiş? Sayfanın içine doğru gidiyor düz bir yol. O zaman sağ elini aldın. Baş parmağını akım yönde yani sayfanın içine doğru büktün. O zaman döndürdün. Şöyle etrafında ne var? Dairesel bir manyetik alan var. Ne yöne doğru? Yön olarak şöyle. Dairesel bir manyetik alan var. Yönü saat yönünde olacak. Peki o zaman tam şu noktadaki manyetik alan buradan çizdiğim yarı çapa dik bu yöne doğru. Şu noktadaki manyetik alan çizdiğim yarı çapa dik bu yöne doğru. İşte şuradaki manyetik alanı soruyorsa yarı çapa dik buraya doğru. Peki bize neyi soruyor? O'yu soruyor. O zaman telle O noktası birleştirsem bu benim yarı çapımsa manyetik alan bu yarı çapa ne olmak zorunda? Dik. Ve orada yönü nereye doğru? Aşağı doğru olacaktır. Yani o zaman X'ten geçen I1 akımın oluşturduğu manyetik alan hangisi olacaktır aslında? Şu 4B olacaktır. Yani bu 4B
X'lerin oluşturduğu manyetik alandır. Aynı şekilde Y'den geçen akıma baktığın zaman Y'den geçen akım ne yapıyor? Sayfa düzleminin içine doğru giriyor. O zaman sayfa düzleminin içine doğruysa baş parmağı akım yönünde tutarsan manyetik alan bu şekilde etrafında saat yönünde ne olacak? Dairesel bir manyetik alan oluşacak şu yönde. Tabii sadece burada yok, merkezi bu olacak şekilde her yerde var. Tam O'dakini soruyorsa O'dan çizdiğim yarı çapa dik olacak. O noktada manyetik alan yönü nereye doğru olacak? Akım içe doğruysa 4 parmağını O noktasına doğru uzatırsan orada büktüğün 4 parmağın yönü nereye doğru olacak? Sağa doğru olacak. Yani Y'nin oluşturduğu manyetik alanları nereye doğrudur? Sağa doğru. Yani şu 3B dediğimiz nedir aslında? Y'nin oluşturduğu manyetik alandır. Yani I1 doğrusu olduğu için bu I1'in oluşturduğu manyetik alan değil, tam tersi. Sonuçta buradaki manyetik alanlar ne olmak zorunda? O yarı çapa dik teğet olması zorunda. Yani X'in manyetik alanı 4B, Y'nin oluşturduğu manyetik alan ise 3B'dir. Peki X'in manyetik alanı akımla doğru, uzaklıkla ters orantılı uzaklığı ne kadar arkadaşlar? 1D'ye bölünce ne kadar bir manyetik alan oluşturmuş X? 4B'lik bir manyetik alan oluşturmuş. YT'den geçen akım I2 bölü uzaklık, o yolun uzaklığı ne kadar? 2D'ye böldüğüm zaman o da ne yapmış? O da 3B'lik bir manyetik alan oluşturmuş. Buradan I1 neyle orantılı bir değer diyebiliriz? 4 ile orantılı bir değer diyebiliriz. Buradan da I2 neyle orantılı bir değer diyebiliriz? 6 ile orantılı bir değer diyebiliriz. I1 bölü 2 oranında ne çıkacaktır arkadaşlar? 2 bölü 3 çıkacaktır. Dördüncü sorumuzda demiş ki X, Y tellerinde sırasıyla 3 iyilik ve 4 iyilik akımlar geçiyor. Bunların O'da oluşturduğu bileşke manyetik alan kaç KI bölü D? Arkadaşlar dikkat edin, bu sefer ne yapmış? Hani kaç B'dir, B cinsinden sormamış da KI bölü D demiş. O zaman formüldeki 2'yi unutmuyor. Sonuçta bir noktadaki manyetik alan neydi arkadaşlar? 2K çarpı telden geçen akımla doğru uzaklıkla ters orantılı. Peki burada 2 tane tel var. 2 tane tel olduğu için o 2 telden geçen akımın ikisinde oluşturduğu manyetik alan var O'da. O zaman ben bu 2 manyetik alanı da bulacağım ve vektörel olduğu için ne yapacağım? Vektörel toplayacağım. Peki X'ten geçen akımın, yani şu telden geçen 3 iyilik akımın O noktasında oluşturduğu manyetik alanı bulacağım. Şimdi manyetik alan yönünü bulurken ne yapıyorum? Sağ el kuralını kullanıyorum. Sağ elimi alıyorum. Elimi büküyorum. Bakıyorum akım nasıl bir yol izliyor? Düz. Düz bir yol izliyorsa baş parmağım akım yönünde. Yani X'ten geçen akım nereye doğru? İşte sağa doğru. Sağa doğru tuttum. Bükülen 4 parmak telin alt bölgesinde, yani şu baş parmak bizim tel düzlemimiz olduğu için telin alt bölgesinde nereye doğru? Sayfanın içine doğru gidiyor. Üst tarafı sorsaydı telin üst tarafında dışa doğruydu. Ama bize alt tarafta, telin alt kısmında bir noktayı sorduğu için. O zaman X'in bu bölgedeki manyetik alan nereye doğrudur arkadaşlar? İçe doğrudur. Peki değeri ne kadardır? 2K formülümüzde var. Çarpı telden geçen akım 3i bölü uzaklık D. Yani 6 tane KI bölü D'dir diyebiliriz. Peki bir de burada Y'den geçen akım var. Y'den geçen akım da oluşturdu. O da oluşturdu bir manyetik alan var. Peki sağ elimizi aldık, gene büktük. Bakıyorum Y'den geçen akım nereye doğru geçiyor arkadaşlar? Sayfanın dışına doğru. Nasıl bir yol izliyor? Dümdüz bir yol izliyor. O zaman sağ elini aldın, baş parmağını sayfanın dışına doğru tuttun. Bu şekilde dışa doğru tuttun. Büktüğün 4 parmak onun etrafında oluşan manyetik alanı gösteriyor. Yani bunun etrafında ne var? Şöyle dairesel bir manyetik alan var. Bu olmadı. Şöyle çizersem. Şöyle bir manyetik alan var. Akım dışa doğru gittiği için bunun etrafında manyetik alanların hangi yönde dönüyor? Bu dairesel manyetik alanda saat yönü ters yönünde. Yani şu tarafa doğru dönen bir manyetik alan var. Ha, sadece burada mı var? Hayır. Sonuçta merkez bu olacak şekilde şurada da var. Atıyorum burada da var. Burada da var. Yani merkez o tel olacak şekilde etrafında var. Tam bana neredekini soruyor? Tam bana O noktasındaki soruyor. O noktasındaki bulmak için ne yapıyoruz? Telle O noktasını birleştiriyorum. Bu benim yarı çapım oluyor. Manyetik alan da bu yarı çapa dik olacak. Yani dik olacağına göre bu Y'nin manyetik alan bu tarafa, ne tarafa doğrudur? Ya sola doğrudur ya sağa doğrudur. Sonuçta yarı çapa. Hani çizdiğim yarı çapa dik teğet olacak şekilde. Buradaki daireye teğet olacak şekilde. Akım dışa doğru gittiği için tam o noktada manyetik alan yönü nereye doğru olacak? Sola doğru olacak. Yani buradaki manyetik alanımız yönü nereye doğrudur arkadaşlar? Sola doğrudur, şu yöndedir diyebiliriz. Bu da kimin manyetik alanı? Y'nin oluşturduğu manyetik alan. Y'den geçen akımın O noktasında oluşturduğu manyetik alan. Peki değeri ne kadar? 2K çarpı telden geçen akım 4i bölü uzaklık 8. Yani D dersek buradan 8KI bölü D'dir diyebiliriz. Bileşke lazım. Bileşkeyi nasıl bulacağız? Bileşkeyi şu şekilde düşünebilirsiniz. Mesela X'in manyetik alanı orada nereye doğru? Sayfa düzleminin içine doğru. Y'nin manyetik alanı nereye doğru? İşte sola doğru. Sonuçta biri sayfa düzleminin içine doğru, biri sola doğru. Yani siz şöyle tutarsam, o zaman biri sayfanın içine doğru girerken diğeri sola doğru olduğuna göre bunlar arasındaki açı kaç derecedir arkadaşlar? 90 derecedir. Sonuçta sayfa düzleminin içine doğru ve sola doğruysa, hani biri sayfanın içine doğru giriyor şöyle görmeniz açısından. Diğeri ise sayfa düzlemi üzerinde. Yani aradaki açı kaç derecedir? 90 derecedir. 90 derece olduğu için 6, 8, 10 üçgeninden vektörel sonuçta bileşkeyi toplarken kaç diyeceğiz? 10KI bölü D'dir diyebiliriz. Hani yönü nereye doğrudur? Yönü nedir? Hem içe doğru gidiyor hem sola doğru gidecek. Çapraz bir yöndedir. Yani
3 boyutlu çizmemiz gerekecek de şöyle bir yöne doğrudur diyebilirsiniz arkadaşlar. Beşinci sorumuzda demiş ki x, y, z telleri var. Buna göre O'daki bileşke manyetik alan kaç K'yı bölü D'dir? Bu sefer O'da ne var? 3 tane telin manyetik alanı var. Üçünü de bulacağız. Şimdi x'ten geçen akımın telin yani O noktasındaki manyetik alanı bulmaya çalışıyoruz. Kimin? Mesela x'in manyetik alanı. Nereye doğrudur? Yön bulmak için sahil kuralını kullanıyorum. Bakıyorum akım düz bir yol izliyor. O zaman baş parmağı akım yönünde tutuyorum. Yani x'ten geçen akım yönünde yukarı doğru tutuyor. Dört parmak O noktasının olduğu yerde yani telin sol tarafında nereye doğru? Sayfa düzlemin içine doğru. Yani X'in o bölgede oluşturduğu manyetik alan sayfanın içine doğru olacak. Ne kadar? 2K formülden gelen 4i bölü uzaklık D. Yani 8K'yı bölü D diyebiliriz. Peki Y'den geçen akımın oluşturduğu manyetik alan nasıldır? Y'den akım gene nasıl bir yol izliyor? Düz bir yol izliyor ama nereye doğru? Sayfanın içine doğru. Sağ elimi aldım. Baş parmağı akım yönünde sayfanın içine doğru. Bükülen 4 parmak etrafında oluşan manyetik alan. Yani etrafında dairesel saat yönünde bir manyetik alan olacak. Ama bana tam neredeki lazım? O noktasındaki lazım. Telle o noktasını birleştirirsem o benim yarı çapımdır. Tam orada o yarı çapa dik. Yani çembere teğet olacak şekilde. Yön nereye doğrudur arkadaşlar? Y'nin manyetik alan yönü sola doğru olacak. Bu Y'nin manyetik alanı. O zaman Y'nin manyetik alanı nereye doğru? Sola doğru yön olarak. Değeri ne kadar? 2K çarpı telden geçen akım i bölü uzaklık D. Bir de ne var? Z teli var. Z'nin oluşturduğu manyetik alan var. Peki Z'nin oluşturduğu manyetik alan bakıyorum. Z'den geçen akım nereye doğru? Sayfanın dışına doğru. Nasıl bir yol izliyor? Gene düz bir yol izliyor. Sağ elimi aldım. Baş parmağımı sayfanın dışına doğru. Yani kendime doğru tuttum. Bükülen 4 parmak neyi gösterecek? Etrafındaki manyetik alanı. Yani çembersel olacak ve yön nereye doğru? Saat yönünün tersine doğru olacak. Ama bana tam O noktası lazım. O noktası da o çembere teğet olması lazım. Yani telle o O noktası birleştirirsen bu senin yarı çapın olacak. Manyetik alan ona dik olacak ve yönü orada nereye doğru olacak? Sola doğru olacak. Yani yarı çapa dik olacak şekilde. Şu şekilde ne yapabilirsin? Z'nin manyetik alanını gösterebilirsin. Dolayısıyla Z'nin o bölgedeki manyetik alanları nereye doğru? Sola doğru. Ne kadar? 2K çarpı etelden geçen akım 2 bölü uzaklık D. Bileşkesine bakarsan burası 4 yapar. Burası 2 yapar. Şu ikisi aynı yönlü olduğu için bu ikisini toplarsan bu ikisi nereye doğru? Şöyle sola doğru. Ne kadar? 4, 2 de burada var. 6K'yı bölü D. Bir de X'in manyetik alanı var. X'in manyetik alanı ise nereye doğru? Sayfanın içine doğru. Biri sayfanın içine doğru, diğeri sayfa düzleminde. Yani birbirine nasıl düzlemler yine? Dik düzlemler. 6, diğeri kaç? 8. Aradaki açı 90 olduğu için bileşke ne olacak yine arkadaşlar? 10KI bölü D'dir diyebiliriz. 6. sorumuzda demiş ki yine X ve Y diye iki telimiz var. Y telinin O'da oluşturduğu manyetik alan B ise O'daki bileşke. Mesela burada birine B olarak yorumlamışsa bu sefer formüldeki 2K'yı almamıza gerek yok. Niye? 2K ikisi içinde ortak. Yani direkt akımla doğru uzaklıkla ters orantılıdır diyebiliriz. Peki Y'nin O'daki manyetik alan nereye doğrudur? Bakıyorum Y'den geçen akım nasıl bir tel? İşte Y düz bir tel. Akım düz bir yol izliyor. O zaman sağ elimi aldım. Baş parmağı akım yönünde düz yukarı doğru tuttum. Telin ne tarafı? Bizim için sağ tarafı. O'nun olduğu bölgeyi soruyor. O'da ne olacak? O dört parmağımız içe doğru olacak. Yani Y'nin bu bölgedeki manyetik alanı içe doğrudur. Ne kadarmış? Adam buna 1 demiş. Akım 1, uzaklık 1 olduğu için bu 1'e 1B demiş. Burada ne var? Bir de X telinin oluşturduğu manyetik alan var. Peki X'ten geçen akım yine düz bir yol izliyor. Bunu manyetik alan bulmak için sağ elini aldın. Baş parmağını akım yönünde tuttun. Bükülen 4 parmak manyetik alanı gösterecek. Yalnız bana sordu O noktası otelin üst kısmında bir nokta. O zaman 4 parmağını üst kısma çevirirsen ne olacak? Akım sağa doğruysa otelin üst kısmı bölgesinde manyetik alan nereye doğru olacak? Sayfanın dışına doğru olacak. Y'nin X'in manyetik alanı da dışa doğru. Ne kadar? Akım 6, uzaklık 2, 6 bölü 2'den ne olacak? 3 olacak. Buradaki bileşkeyi soruyor. O zaman bileşke ne olacak? Biri içe doğru, biri dışa doğru. Birbirine zıt. O zaman bileşke dışa doğru kaçtır? 2'dir. İçe doğru olan biri adam B olarak yorumlamıştı. O zaman bu 2 olduğu için 2B diyeceğiz. Ama içe doğru olan yöne artı B demişti vektörel büyüklük. O zaman bu ne olacak? Eksi yönde yani ters dışa doğru olduğu için ters yönde eksi 2B'dir diyebiliriz. O'daki bileşke manyetik alan. 7. sorumuzda demiş ki sayfa düzlemindeki 2 tane tel var. X teli, Y teli var. Birinden akım dışa doğru, diğerinden içe doğru giriyor. Birinden 1 amper, diğerinden 4 amper. Arada 30 santim var. Bileşke manyetik alan X teline ne kadar uzaklıkta? 0 olur. Şimdi bu telin manyetik alanı nasıldır arkadaşlar? Sonuçta akım nasıl bir yol izliyor? Düz. Sağ elimi aldım. Baş akım düz bir yol izlediği için düz olan parmağım yani baş parmağım akım yönünde tuttum. X'ten geçen akım dışa doğru. O zaman bükülen 4 parmak bunun etrafındaki manyetik alanı gösterecek. O zaman bunun etrafında ne vardır? Şöyle dairesel bir manyetik alan vardır.
Peki bu manyetik alan yönü nereye doğrudur? Akım dışa doğru gittiği için büküren dört parmak saat yönünü ne yapıyor? Saat yönü ters yönde hareket ediyor. Yani tam bana şu noktadaki manyetik alanı soruyorsa, bu noktadaki manyetik alan bu çembere teğet olacak şekilde, yarıçapa dik olacak şekilde bu yöne doğru. Buradakini soruyorsa buraya doğru. Buradakini soruyorsa işte yarıçapa dik buraya doğru. Buradakini soruyorsa aşağı doğru. Buradakini soruyorsa işte bu şekilde o çembere dik olacak şekilde. Yani şuradaki çizdiğimiz yarıçaplarımız hep dik olacak şekilde. Manyetik alan buraya doğru. Dolayısıyla şöyle düşün. Şu bölgede X'in manyetik alan nereye doğrudur? X'in manyetik alanı arkadaşlar yukarı doğrudur. Ne tarafta? Telin sağ tarafında. Ha mesela şurada bir nokta alsam, hani daha uzakta bir nokta alsam, burada da X'in manyetik alan yukarı doğru. Burada da alsam, burada da dışa doğru. Sonuçta o çember bu şekilde döndüğü için ne olacaktır? Telin bu bölgesinde X'in manyetik alanı hep yukarı doğru olacaktır. X'in manyetik alanları hep yukarı. Ama uzaklaştıkça değeri azalacak tabii. Telin sol tarafındaki bölgede ise manyetik alan nereye doğru olacak? Tam yarı çapa dik aşağı doğru olacaktır. Bu X'in manyetik alanı. Aynı şekilde Y'nin manyetik alanına bakarsak ne yapıyor? Burada da Y telinden akım düz bir yol izliyor. Yani nereye doğru? İçe doğru gidiyor. O zaman bunun manyetik alan etrafında bükülen dört parmak şeklinde, yani ne yapıyor? Saat yönünde oluyor. Dolayısıyla bu bölgedeki manyetik alan yarı çapa dik buraya doğru olacak. İşte şuradaki buraya doğru olacak. Bu noktadaki yukarı doğru olacak. Ve buradaki sağa doğru olacak gibi. Peki o zaman şöyle düşün. Y telinin oluşturduğu manyetik alan bu bölgede nereye doğru arkadaşlar? Yarı çapa dik. Yönü ise nereye doğru? Yukarı doğru. O zaman ara bölgede dikkat edersen X'in manyetik alanı da yukarı doğru, Y'nin manyetik alanı da yukarı doğru. Dolayısıyla ikisinin de manyetik alanı aynı yönde olduğu için burada birbirini sıfırlama şansı yok. Manyetik alan sıfır olması için zaten iki tel var. İkisinin oluşturduğu manyetik alan ne olmak zorunda? Birbirine zıt olmak zorunda ki sıfır olsun. Demek ki ara bölgede olmaz. O zaman nerededir? Ya bu taraftadır, çünkü Y'nin manyetik alanı burada aşağı doğru, X'inkisi yukarı doğru. Ya da X'in sol tarafındadır. Niye? Orada X'in manyetik alanı aşağı doğru ama Y'nin manyetik alanı orada yukarı doğru olacak. Birbirine zıt oldukları bölgeler nereler? Birbirine zıt olduğu bölgeler. Ya şu bölge, yani X'in sol kısmı, ya da Y'nin dış kısmı, sağ kısmı diyebiliriz. Burada manyetik alanlar birbirine zıt. Yalnız birbirini sıfırlayabilmesi için bunların değerce de birbirine ne olması lazım? Eşit olması lazım. Şimdi manyetik alan neye bağlıydı? Bir akıma bağlıydı, bir de uzaklığa bağlıydı. Peki birbirine eşit olabilmesi için bakıyorum kimin akımı daha fazla? Y'den geçen akım daha fazla. O zaman akımı fazlaysa ne olması lazım? Uzaklığı da fazla olması lazım ki birbirine ne yapabilsin? Eşitleyebilsin. Yani mesela ben şu bölgede aldığım bir manyetik alan değeri ne olacak? Yani Y'nin sağ tarafında aldığım bir manyetik alan. Burada Y'nin hem akımı daha fazla olacak. Burada hangi noktayı alırsam alayım kime daha yakın olacak? Y'ye. O zaman Y'nin hem akımı fazla olduğu için hem de mesafesi daha az olduğu için bu bölgede Y'nin manyetik alanı her zaman X'in manyetik alanından büyüktür. Yani birbirine eşit olma şansı, sıfırlama şansı yok. O zaman demek ki nerede sıfırlayacak? Demek ki şu bölgelerde bir yerde sıfırlayacak. Peki öyle bir nokta alayım ki burada ne olsun? X'in manyetik alanı ile Y'nin manyetik alanı birbirine eşit olsun. Y'ninki burada yukarı doğru, X'inki burada aşağı doğru. Ve birbirine eşit olsun ki birbirini ne yapsın? Sıfırlayabilsin. Şimdi sıfırlaması için manyetik alan neydi arkadaşlar? 2K çarpı I bölü D'di. 2K'lar zaten ortak. Akımla doğru uzaklık. Akımlar 1'e 4. O zaman uzaklıklarda ne olmak zorunda? 1'e 4 seçmem zorundayım. Yani şöyle düşün. Buranın X'e olan uzaklığını atıyorum D dersem. Şu mesafeye D dersem. Y'ye olan uzaklığına, şu noktanın Y'ye olan uzaklığına ne demem lazım? 4 katı 4D demem lazım. Ki hani akım kaç? Akım 1, uzaklık 1, akım 4, uzaklık 4 olsun. O zaman D'ye 4D ise şu ara mesafe, yani şu bölge ne kadar olacaktır benim için o zaman arkadaşlar? Şu mesafe benim için 3D olacaktır. Benim 3D dediğim adam kaç demiş? 30 santim demiş. Demek ki D dediğim 10 santimdir. Demek ki X'in 10 santim daha solundaki bir noktada manyetik alan 0 olabilir. O zaman X'ten kaç santim uzakta 0 oluyor? 10 santim uzakta manyetik alan 0 oluyor diyebiliriz. 8. sorumuzda demiş ki yarıçapları R2'de olan X'ye halkalarının O'da oluşturduğu bileşke manyetik alan 0. Şimdi burada iki tane tel var. İkisinden de akım geçiyor. O zaman ikisinin de manyetik alanı var. Bir sıfır olduğuna göre demek ki birbirini sıfırlamış. Peki nasıl sıfırlayacak? Bunun manyetik alan yönü bulurken bu sefer ne yapacağız? Yine sağ elimizi kullanacağız. Yalnız burada dikkat edeceğimiz nokta ne? Akım düz bir yol izlemiyor. Yani içe, dışa, sağa, sola doğru değil. Akım dairesel bir yol izliyor. Akım dairesel bir yol izliyorsa o zaman akımı daire şeklinde alabilen dört parmağımız akımı gösterecek. Mesela X'ten geçen akım yönde tutun dört parmağınızı. Dört parmağınız akım yönde şöyle tutun. Tuttuğunuz zaman baş parmak neyi gösterecek? Sayfa düzeninin içi. Yani X telinin buradaki manyetik alan nereye doğrudur? Sayfa düzleminin içine doğrudur. Peki değeri ne kadardır? 2K zaten sabit. Akımla doğru orantılı. Uzaklık yarı çap R ile ters orantılı. Ama dairesel olduğu için ama pi'sini de unutmuyorduk arkadaşlar. Bir de ne var? Y teli var. Y teline bakacak olursak Y'nin oluşturduğu manyetik alan nereye doğru olacak? Y telde akım nasıl bir yol izliyor yine dikkat edersen? Dairesel yol izliyor.
Akım dairesel yüz diyorsa akımı daire şeklinde alabayan parmaklarını gösterecek. O zaman dört parmağını Y'den geçen akım yönünde tut. Yani ne yapmış? Şöyle saat yönünü tersine doğru döndürmüş. Dört parmağı bu şekilde tuttuğun zaman baş parmak nereye bakıyor? Baş parmak kendine bakıyor. Yani sana doğru. Sayfa düzlemi neresine doğru? Dışına doğru. O zaman Y'nin manyetik alanı sayfanın dışına doğru olacak. Zaten sıfırlaması için biri içe doğru ise diğeri dışa doğru olmak zorunda. Ne kadar olacak? 2K çarpı. Etelden geçen akım İ'ye. Böyle uzaklığı ne kadar? 2R. Dairesel ise pi'sini unutma. Şimdi 2K'lar, pi'ler falan zaten ortak. O zaman sıfırlaması için bu manyetik alanın birbirine eşit olması lazım. Birinin uzaklığı R, diğerinin uzaklığı 2R. Demek ki o zaman birinden geçen akımı atıyorum 1'i dersem R ile orantılı. Diğerinden 2R'ye böldüğüm zaman aynı manyetik 2'ye olması lazım. Yani akımların oranı kaçtır arkadaşlar? 1 bölü 2'dir diyebiliriz. 9. sorumuz demiş ki sayfa düzlemi şekildeki halkadan 10 amperlik akım geçiyor. Yarı çapı 5 santim olduğuna göre orada oluşan manyetik alan büyüklüğü kaç tesladır ve yönü nereye doğrudur? Şimdi şöyle gelen düz tel var. Şimdi bu düz tel kısmının manyetik alan nereye doğrudur? Mesela şu kısma bakacak olursak. Buradan akım buraya doğru geçtiği için sağdan baş parmağın akım yönünü tutarsan manyetik alan şu telin alt kısmında içe doğru girecek. Üst kısmında dışa doğru olacak. Yalnız bu telin manyetik alanı nerededir arkadaşlar? Bu telin manyetik alanı sadece şu bölge içinde vardır. Yani o telin üstünde ve alt olan kısmında. İşte burada sonuçta dışa doğru gidiyor. Uzaklaşça değeri azalıyor. Burada içe doğru uzaklaşça değeri azalıyor ama bu bölgedir. Yani onun olduğu yerde bir manyetik alan nedir? Şu telin yoktur. Aynı şekilde şu kısmında oda manyetik alan yoktur. Oda manyetik alan olan kısım neresidir? Şu dairesel olan kısımdır. Peki burada manyetik alan yönünü bulacağız. Yalnız burada dikkat edersen dairesel kısım olduğu için akım burada dairesel yolu izliyor. Yani dairesel yolu izlediği için akımı ne gösterecek? Daire şeklinde alabilen dört parmağını gösterecek. Dört parmağını akım yönünde tut. Yani şöyle saat yönünde döndürürsen. Baş parmak nereyi gösteriyor? Sayfanın içini gösteriyor. Dolayısıyla O noktasında manyetik alan nereye doğrudur? Sayfanın içine doğrudur. Peki değeri kaçtır? 2K zaten fark. Telden geçen akımla doğru orantılı İ. Bölü uzaklıkla ters orantılı. Yalnız dairesel pi'sini unutmuyor ama dikkat et bitmedi. Niye? Tam bir daire değil. Yarım bir daire. Yarım daire olduğu için bunun bir de 1 bölü 2'sini alacağız. Peki yapalım. 2 çarpı K'nın değeri 10 üzeri eksi 7. Etelden geçen akımı 10 amper vermiş. Pi'yi 3 al demiş, Allah razı olsun. Bölü yarı çap, yarı çapımız ne kadar? 5 santim. Ama dikkat et ne cinsinden? Tesla cinsinden sorduğu için bunu metre olarak almamız gerekiyor. O zaman 5 santime ben ne diyeyim? 5 bölü 100 metre olarak alayım. Çarpı pi'yi almıştık zaten 3 olarak. Bir de tam bir daire olmadığı için bir de bunun 1 bölü 2'sini alacağız. Peki şu 2 ile şu 2'yi sadeleştirelim. Şu 100'ü yukarı atarsam 10 üzeri 3 olarak gitsin. Peki 10 üzeri 3 ile de 10 üzeri eksi 7'yi sadeleştirirsen 10 üzeri eksi 4 olur. O zaman 3 bölü 5 çarpı 10 üzeri eksi 4'tür diyebiliriz. 3 bölü 5 de ne? 0,6 çarpı 10 üzeri eksi 4 veya bunu da 6 çarpı 10 üzeri eksi 5 tesla diyebiliriz. Ha, yönü nereye doğru? Yönü sayfa düzleminin içine doğru. 10. sorumuz O'daki bileşke manyetik alan soruyor. Şimdi O'da yine şu düz kısımların bir manyetik alanı var mıdır arkadaşlar? Yoktur. Ne vardır? Sadece dairesel olan şu kısımların bir manyetik alanı vardır. Peki şu dairenin O'da oluşturduğu manyetik alan yönü bulurken akım dairesel bir yol izlediği için dört parmağını akım yönünde tut. Baş parmak nereyi gösterecek? Sayfa düzleminin içini gösterecek. O zaman bu telin şu üstteki 10 iyilik akım geçen telin manyetik alanı içe doğru. Ne kadar? 2 çarpı K çarpı telden geçen akım 10 amper çarpı pi değerimiz var. Pi değerimiz kaç arkadaşlar? 3 bölü yarı çap. Yarı çap 10 santim vermiş. Bunu da metreye çevireceğiz. Yani 0,1. Yalnız tam bir daire değil. Yarım bir daire olduğu için bunu ne yapacağız? Bir de 2'ye böleceğiz. Şu ikiler sadeleşsin. Bu 1 bölü 10 şeklinde yazalım. Yani yukarıya atalım. 100 etsin. K'yı 10 üzeri eksi 7 almıştık. 2 0 buradan silersek ne olacaktır bununki? 3 çarpı 10 üzeri eksi 5 olacaktır. Peki şu aşağıdaki dairesel kısma bakalım. Yani şu küçük R1 yarıçaplı dairesel kısmın manyetik alanına. Akım gene dairesel bir yol izlediği için 4 parmağı o yönde tutarsan baş parmak neyi gösterecek? Gene sayfa düzeninin içine doğru. Yani o kısmın manyetik alanı da içe doğru. Ne kadar? 2K çarpı. Telden geçen akım yine aynı akım. 10 amperlik akım geçiyor. Dairesel olduğu için pi'sini almayı unutmayalım. Pi'miz 3. Yarı çapımız bu sefer R1. R1 dediğimizde kaç santimmiş? 4 santimmiş. Yani 4 bölü 100 diyebiliriz. Yalnız tam bir daire mi? Ya hayır. Yine bu 1 bölü 2'sini alacağız. Yarım bir daire olduğu için. Bu gitsin. Şu 100'ü yukarıya atalım. Burası 10 üzeri 3 olsun. O da K'mız 10 üzeri eksi 7 idi. 10 üzeri eksi 7 ile 10 üzeri 3 giderse ne kalır? 10 üzeri 4 kalır. 3 bölü 4 çarpı 10 üzeri eksi 4. Bu da yukarıya benzetmek için 10 üzeri eksi 5 şeklinde yapalım. Yani 30 bölü 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 diyelim. 30 bölü 4'ü de 7,5 çarpı 10 üzeri eksi 5 dersek o zaman bileşke manyetik alanımız ne olacak? 7,5 burada var. 3 de burada var. İkisi de aynı yönde içe doğru olduğu için topluyoruz. Toplam 10,5 çarpı 10 üzeri eksi 5 tesla çıkacaktır.
11. sorumuz, üzerinde niye akım geçen X yeteler sayfa düzeni şeklindeki yerleşiyor. X'in orada oluşturduğu manyetik alan B. Peki X'de nasıl bir tel? Düz bir tel. Akım düz bir yol izliyor. O zaman manyetik alanı bulmak için baş parmağımızı, düz olan baş parmağımızı akım yönünde tutarsak. Telin üst tarafında manyetik alan içe doğru, alt tarafında O'nun olduğu bölgede ise nereye doğru? Manyetik alan dışa doğru. X'in manyetik alan buraya doğru. Ne kadar? 2K çarpı telden geçen akım i bölü uzaklık, uzaklık ve dairesel olmak için düzsel olmak için pi mi'yi almıyoruz. Bu kadar. Adam buna ne demiş? Buna B olarak yorumlamış. Bir de burada ne var? Y telini oluşturduğu manyetik alan var. Peki Y'nin oluşturduğu manyetik alan bulurken akım, orada dikkat edersen Y'den geçen akım dairesel bir yol izliyor. Yani akımı ne gösterecek? 4 parmak. 4 parmağımızı akım yönünde tutarsak o zaman baş parmak merkezdeki manyetik alan, yani nereye doğru? İçe doğru olacak Y'nin manyetik alanı. Ne kadar? 2K çarpı telden geçen akım i bölü uzaklık R. Ama dairesel olduğu için bunu ne yapacağız? Bir de pi ile çarpacağız. Büyük ihtimalle pi'yi 3 alın demiştir. Dolayısıyla ne olacaktır? 2K i bölü R'ye B demişse bu onun 3 katı olduğu için ne olacaktır? 3B olacaktır. Bununki dışa doğru, bununki içe doğru. Birbirine zıt. Bileşkeyi alırken o zaman birbirinden çıkaracağız. O zaman bileşke ne çıkacak? İçe doğru 2B çıkacak. Peki dışa doğru olana B diye artı B olarak ifade etmişti. Bu zıt yönde olduğu için o zaman ne olacaktır? Eksi 2B'dir diyebiliriz. 12. soru. Sarım sayısı 400, sarım uzunluğu 0,5 metre olan selenoidden 1 amperlik akım geçiyor. Merkezi boyunca oluşan manyetik alan kaç tesladır? Şimdi burada önce yönünü bulalım. Akım buradan geldi. Ne oldu? Kayboldu. Kaybolması demek ne demek? Arkadan dolaşıyor. Yani akım ne yapıyor? Şu şekilde bir yol izliyor. Akım dairesel bir yol izlediği için o zaman bu akımı gösteren parmaklarımız ne olacak? Daire şeklini alabilen 4 parmağımızı akım yönünde tutacağız. Yani şöyle arkadan öne doğru kavrayacağız. Baş parmak neyi gösterecek? Manyetik alan yönü. Yani bu selenoidin merkezinde ne olacak manyetik alan? Şöyle sola doğru bir manyetik alan oluşacak. Peki bu manyetik alan değerini nereden buluyorduk? Değerli çok basit bir formülümüz vardı hatırlıyorsanız. Neydi? 4K pi n bölü L. Şimdi 4 bildiğimiz 4. K'mız 10 üzeri eksi 7 olan sabitimiz. Pi 3 al demiş, Allah razı olsun. İ telden geçen akım 1 amper. N sarım sayısı, kaç sarım yapılmış? 400 sarım yapılmış. L de sarım uzunluğu, yani sarımları yaptığımız şu mesafe. Yanında ona kaç metre vermiş? 0,5 metre. Yani 1 bölü 2 diyebiliriz. Buradan 1 bölü 2'yi ters çevirip çarparsak ne olur? Şu 2 ile 3'ü çarpalım. Şurası 6 olsun. O zaman 6 çarpı 4 ile 4'ün çarpımı 16. 2 sıfırı silersek çarpı 10 üzeri eksi 5. 16 ile 6'yı çarparsak 6 kere 6 36'nın 6'sı elde var. 3 96 çarpı 10 üzeri eksi 5 tesla olacak. Yönü de nereye doğru olacak? Yönü de sağa doğrudur diyebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir sonraki dersimizde kaldığımız örneklerden devam edeceğiz. Görüşmek üzere.